İyi günler Beliz Hanım. Ferman. Buyurun Beliz Hanım. Yok bir şey. O zaman iyi çalışmalar. Oo, dram. Kavga etmiş bunlar. Allah Allah, güle oynaya gelirler normalde. Şimdi kızlar, beden dili benim uzmanlık alanım olduğu için aktörlükten dolayı ondan anladım ben. Geçmiş olsun, üç vakte kadar ayrılır bunlar. Abart. Ne? Aşk dedim, bana soracaksın ya. Bitti bu iş diyorum. Şşt, mort. Ayrılmaz ya onlar. Rüya çift ya. Ferman'la Beliz yani. Hem çok aşıklar ben biliyorum. Yani bak, hastane yıkılır, onlara bir şey olmaz. Neyse, ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Evet, nedir? Burcu Tınaylı, 36 yaşında, 23 haftalık gebe. Gravida 3, parite 0. Fetüsün saklamında tümör var. Antifosfolipid sendromu yüzünden ameliyat çok riskli hocam. Şu an hamile olması bile riskli. 3 kere düşük yapmış. Tümörü takip etmek için hemen ultrason yapmalıyız, hemen. Fetüsün boyu 30 santim. Tümörün boyuysa 10 santim. Ne kadar büyük. Tümör kan akışının büyük bir kısmını kullanıyor. Bu da fetüsün kalbini zayıflatıyor. Yani yaşamınızı tehlikeye sokuyor. Üzgünüm Burcan. Üzgünüm. En güvenli yol hemen gebeliği sonlandırmak. En güvenli yolla ilgilenmiyorum ben. Tümörü alın, bebeğim yaşasın. Sendromunuzdan dolayı uzun ameliyatlar sizin için çok tehlikeli Burcu Hanım. Pıhtılaşma riski çok yüksek. Bakın, anlatamadım galiba. Tam 3 düşük yaptım ben. Her seferinde umutla odasına eşyalarını hazırla. Sonra bomboş ellerle dön hastaneden. Bu defa olmaz. Eğer bir bebeğimi daha kaybedeceksem yaşamın hiçbir anlamı yok. Burcu, ne diyorsun sen Allah aşkına? Doktor bey, Allah aşkına ikisini de kurtarmanın bir yolu yok mu? Burcu Hanım çok riskli. Çok riskli. Burcu, duyuyorsun değil mi? Bak, çok riskli diyorlar. Ne olur gel vazgeçelim bu işten. Olmaz. Asla vazgeçmem. Asla vazgeçmem. Bir yol var. Emboli. Pıhtı atma riskini ameliyat öncesi enfeksiyone heparin infüzyonuyla kontrol altına alabiliriz. Sonra da fetüsü çıkartıp ameliyat ederiz. Duydunuz mu? Bir yol var işte. Doktor Ali Vefa, dışarıda konuşabilir miyiz? Hepiniz. Geçmiş olsun. Bir daha hastaların yanında benimle zıtlaşma. Zıtlaşmadım, çözüm önerdim. O çözümü ben de biliyorum. Riskli olduğu için önermiyorum. Hocam, hasta bebeğini çok istiyor ama bu seferlik Ali'yi dinlesek. Fetüsü yerinden çıkartıp ameliyatı yapıp tekrardan yerine koymamız gerek. Vav, wow. Vakaya gel. Bakın, bu ameliyatı çok istiyorum. Belki sizden bile fazla. Ama ne kadar zor ve ender rastlanan bir ameliyat olduğunu biliyorsunuz. Detaylı inceleyeceğim. Ben de yardım edeceğim. Yardım falan etmiyorsun. 5005 numara Rahmi Özyener, kalp krizi. Onun yanına gidiyorsunuz. Dosya bu. Al Demir, yanındasın. Ben mi? Demir mi? Hocam niye ben ya? Demir hadi. Hocam. Dün gece bana Ali ile ilgilen demiştiniz ama hocam. Evet, ilgilen dedim. Ali'yi bana karşı savun demedim. Gereğinden fazla sahiplendin. Bunu tahmin etmeliydim, benim suçum.
Ali ile gün boyunca hiçbir şekilde kontak kurmuyorsun Nazlı. Ali kendi ayakları üstünde durmayı öğrenecek. Anlaşıldı mı? Nazlı!